CIA ve arka bahçesi, uzantısı BND, Alman İstihbarat Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerine 3-5 gün kala operasyon çektiler. Alman medyası şu anda bu tür haberlerle çalkalanıyor. Bir izleyicimiz göndermiş. Almanca var mıydı? Tercümesi var da kafa yakınca. Almancan var mıydı senin? Yok, maalesef. Canın sağ olsun. Tercümesinden okuyayım. Şimdi buna bakalım. Diyor ki, neden şimdi Erdoğan için daha da sıkılaşılıyor? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve rakibi Kemal Kılıçdaroğlu dur, diğerine geleceğim birazdan. Şu. Şu an Kılıçdaroğlu Almanya'da dünyanın en akıllı, dürüst ve doğru adamı ilan ediliyor bu haberlerle. Dünyanın en akıllı, doğru, dürüst adamı ilan ediliyor. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa bölgeye huzur gelirmiş. Bütün Doğu ve Orta Doğu tarihin özgürlüğünü yaşarmış. Şimdi sıkı durun. Diğer haberi ver. Yine o, bu haberin yanında bir haber. Zihni özgürleştiren adam, yani fikri özgürleştiren adam. Türkiye'de herkes onu tanıyor. Ama siyasetçiler onu dinlemiyor. Bu babalayı, şeyi. Oğuzhan Uğur'u. İfade özgürlüğünü, onun ifade özgürlüğünü kısıtlıyorlar. YouTuber Oğuzhan Uğur bunu değiştirmek için çırpınıyor. İşte Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Ve milyonlarca izleyici çekiyor. Yani büyük bir halk değişikler operasyonu yapıyorlar. Ben bu sevimsiz tipi görmeyelim ya, değiştirsin bunu. Şimdi burada sana bir şey söyleyeceğim. Canan Kaftancıoğlu ne dedi? Bu sevimsiz tipi kalsın diyeceksin birazdan. Canan Kaftancıoğlu ne dedi? Muharrem Bey kalsın, biz onu konuşalım mı? Yani. Canan Kaftancıoğlu ne dedi? Seçim sonuçlarını bizden duymadıkça dedi, değil mi? Tabii. Bu yayın yapacak. Operasyon. Şimdi Canan Kaftancıoğlu şöyle dedi. Onu hemen net söyleyelim. Seçim sonuçlarını en doğru şekilde biz açıklayacağız. Biz doğru demeden, biz onaylamadan hiçbir açıklamaya güvenmeyin dedi. Kim açıklayacak? Bunu BBC, İngiliz Devlet Kurulu yayın kuruluşu manşetten yayınladı. Diğer yandaş haber kuruluşları, onların fondaşları, yandaşları da yazdı. Şimdi bu şu demek, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamalarına itibar etmeyin, bize itibar edin. Anadolu Ajansı'na itibar etmeyin, bize itibar edin. TRT'ye etmeyin, bize edin. Ama en önemlisi Yüksek Seçim Kurulu'na değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenin. Evet. Ya bu nasıl bir saçmalık ya? Biz niye Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenelim kardeşim? Biz AK Parti'ye de güvenmeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenmeyiz, MHP'ye de güvenmeyiz, başka bir partiye de. Biz Yüksek Seçim Kurulu'na, Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimlerine güveniriz. Ya siz kimsiniz? Partilerle güvenle alakası da yok bir şey. Hayır, konu çünkü partilerle ilgili değil. Evet. Konu partilerle ilgili değil. Muharrem'e bu konu bağımsız bir şey tarafından. Muharrem İnce'yi yaptıramadıkları. Ama aynı haber içinde şu cevabı da var. Şu diyor ki, 2018'de sistemimiz çöktü. Niye önlem almadınız? Yani şimdi sistemi çöken bir partiden bahsediyorsun. Orada onun da cevabını veriyor. Ders aldık diyor falan. Allah Allah. O sevimsiz arkadaş da depremdeki provokasyonlarıyla hatırlıyoruz kendisini. Evet. Provokasyonlarıyla. Baraj patladı. İnsanların yaşamına mal olan provokasyonlarıyla hatırlıyoruz. Seçim gecesi yayın yapacakmış bu da. Yani sanki bir resmi televizyon kanalı gibi. Sanki RTÜK tarafından denetleniyormuş gibi. Ya tam bir eşkıya düzeni ya. Bunu istiyorlar yani. Evet. Şunu biliyorlar, bu şekilde iktidar alırız evet. Diyorlar. Ben uzatmayayım da başka konu geç. Şimdi Mahmut Övür'le. Mahmut Övür, Muharrem İnce hadisesi Millet İttifakı'nı heyecanlandırdı gibi. Öyle mi? Ya şöyle söyleyeyim bir defa. Öncelikle hani Muharrem İnce bir siyasi yolculuğu açısından baktığım zaman ben şöyle bir beklentim vardı. Ya buna direnir diye düşünüyordum. Yani bir siyasi aktör olarak bir hat oluşturdu. Ne hat duruşturdu? CHP'nin HDP ile ilişkisinden, CHP'nin dış politikasındaki kendi çizgisi, onun çizgisine ters gelişinden, işte diyelim Mavi Vatan, Karabağ, bunların hep karşı çıkan bir duruşu olan bir siyasi hat çizdi. Bu çizginin sahibi
çok da bu baskılara boyun eğmemesi gereken bir rol oynaması gerekirdi. Yani ilk açıkladığı zaman, hatta açıklamadan önce de istifa etmez diye düşündüm. Şimdi oldu. Çekilmez. Pardon, istifa. Niye istifa aklımda geliyor? Böyle oluyor. Öyle enteresan kodlanıyor. Bir şey. Çekilmez diye düşündüm. Fakat hakikaten saat 2'de açıklandı, çekildi. Tabii bunu birçok yönden bakmak gerekiyor. Niye bu noktaya geldi? Çok da hani sürpriz de değildi. Çünkü çok konuşuldu bunu. Hatta Hakan Bayrakçı bir konuşmasında şunu dedi. Çekilirse Tayyip Erdoğan birinci turda rahat kesin geçer. Rahat kesin kalır. Bunu da çok açık söylüyor. Bu şimdi yeni bir çekilme tartışması, yeni bir şey değil. Fakat çekilme biçimi çok enteresan. Çekilmeye sürükleyen zemin çok enteresan. Halk TV niye bayram etti? Durun şimdi söyleyeceğim. Ha, senin anlattığın şey aslında müthişti yani. Baştan sonra nasıl başladığını, öncesinden sonrası bir hazırlık yaptığını. Ya bu kadar siyasi skandala dönüşen bir operasyon olamaz. Mesela 2010'daki operasyonu fark etmedik. Yazıldı aslında, Emin söyledi, 2008'de rapor vardı. Deniz Baykal biliyor, Kemal Kılıçdaroğlu biliyor, Onur Öğmen kitabında yazıyor ve Onur Öğmen götürüp diyor ki böyle böyle bir operasyon var. Baykal gitsin diye, yerinde kalmasın diye bir operasyon çekilecek. Bunu söylemişler. Hiçbir kılını kıpırdatmamış. Deniz Baykal dahil. Ona rağmen kimse ihtimal vermedi böyle bir şey olacağına. Yani Deniz Baykal bir operasyon. Şimdi burada bu şaşırtıcı değil. Buna yönelik bir saldırı olacağı belliydi. Şimdi açıklama yapıldıktan hemen sonra, açıklamayı da ben Halk TV'den izledim. Sunucusu dahil, sonra konuşmacılar katıldı. Bir sene şeydi, Fikret Bila katıldı. İnanılmaz bir sevinç, bir yani olumlu. Bir pozitif. Göbek atmadıklar kaldı. Böyle bir sevinçle. Hatta yine Fikret Bila çok olumlu katkı sunacak falan diye de yorumlar yaptı. Fakat sonra 5'ten sonra bir baktım, tam değişmişler. Ne demek istiyor? Bunun arkasında ne var? Ne yapmaya çalışıyor? İzleyeyim onu. He? İzleyelim mi bir onu? Evet, izleyelim. Muharrem İnce'nin çekildim açıklaması VTR 14. "40 yılın üzerinde bir süredir siyasette mücadele ediyorum. Hiç kul hakkı yememeye özen gösterdim. Yanlışa yanlış, doğruya doğru dedim. Doğru varsa, kim yapıyorsa yapsın, iktidar muhalefet demeden sahip çıktım. Bu 40 yılın içerisinde haksızlık yaptığım insanlar olmuş olabilir. Bana da haksızlıklar yapılmış olabilir. Ama bu son 45 günde gördüklerimi son 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, sahte jipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar. Alıyor görüntüyü, benim kelleyi kesiyor, oraya koyuyor ve bunu FETÖ'cüler yapıyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de de muhalif olacağım diye bunu paylaşanlar var. Böylesine bir iftira furyasını Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçi görmedi. Adaylıktan çekiliyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket dedim. Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum." Sormazlar mı adama demokrasi nerede diye? Özgürlük nerede diye? Yani son diyor ki kaybedecekler diyor. 15 Mayıs sabahı, 14 Mayıs gecesi kaybedecekler. 15 Mayıs sabahı da dönecekler, senin yüzünden diyecekler. Beni bir kez daha linç edecekler, sokağa çıkamaz hale getirecekler. İyisi mi diyor, ben çekiliyorum diyor. Ben bu açıdan da doğru bir hamle diye düşündüm. Niye? Hakikaten şöyle bir şey. Kendi partisinde hani yükseliş yaşadı bir İyi Parti'nin bozulma dönemi 2-6 Mart arasında. Orada bir yükseliş yaşadı. Fakat şimdi taşlar yerine oturmaya başladı. Gerçeği de gördü. Kendi partisinde kendisinin oyunun da çok yüksek olmadığını gördü diye düşünüyorum bir tarafıyla. Ama şunu da gördü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını da gördü. Fakat kazanamayacak bir zeminde Muharrem İnce devam ediyor olsaydı günah keçisi tamamen Muharrem İnce olurdu. Kemal Bey öyle bir rahatlıkla, pişkinlikle dolaşırdı ki inanamazsınız, haklı bu açıdan. O yüzden bu argümanı onun elinden almak açısından yaptığı bu çekilme meselesi bence çok doğru bir mesele. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.